yağlı problemli, akneli, siyah noktaları olan karma cilt türlerinin tamamı kullanılabilir. Evde de hazırlayabilir. Burada bal mumumuz var. 15 gram kadar bal mumumuz var. Papatyamız var. Portakal yağımız var. Kokusuna göre aslında şey de seçebiliriz. Bir melisa yağı da seçebiliriz. Saf zeytinyağımız var. Ve burada cildi yapılandırıcı bir ampulümüz var. Bunun ismini veremiyoruz. Eczanelerden tedarik edilebilir. Biliyor muyuz? Cildi yapılandırıyor, peki, yeniliyor, cildin yenilenmesini sağlıyor. Çünkü bir taraftan cildi yeniliyoruz, bir taraftan yağ ifrazatını baskılamamız gerekiyor. Bu yenileyici bir ampul ama E vitamin tarzı bir şey, yağlı bir ampul değil. Dolayısıyla yağlı ciltlerde, yağlı ampuller kullandığımız zaman yağ ifrazatını arttırabiliriz. Peki, yapalım mı? Evet, hemen yapalım. Bal mumunu alıyoruz. 15 gram bal mumu. 15 gram bal mumunu benmari usulü evimizde eritiyoruz. Bu zaten böyle yumuşacık bir kıvam haline alıyor. Benmari dediğimiz kaynayan suyun içinde ayrı bir kapta. İkinci bir kap içerisinde şöyle söyleyebilirim. Bu kaynayan suyumuz, bu da diğer kabımız. Bu kapla kaynayan suyun içerisinde koyuyoruz ve bunun içerisinde bu bal mumunun erimesini bekliyoruz. Bal mumu eridikten sonra çok güzel bir kıvama gelecek zaten. Hemen içerisine zeytinyağı koyuyoruz. Yaklaşık 60 gram kadar zeytinyağı koyuyoruz. 15 gram bal mumuna 60 gram kadar zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağını koyduktan sonra karıştırıyoruz. Neden zeytinyağı koyuyoruz? Çünkü zeytinyağı hem antioksidan hem de gerçekten dezenfekte özelliği çok fazla. Papatya demiştim. Bir tutam papatyayı bir cezve içerisinde kaynattık, biz hazırladık. Bir kaşık kadar papatyamızı koyuyoruz, cildi dezenfekte etsin hem de pH derecesini korusun diye. Onu da karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra elimizde bulunan ampulün tamamını kremimizin içerisine boşaltıyoruz. Bir ampul yeterli. Onu da o karışımda, bu tamamen krem kıvamında olacak. Tamamen krem kıvamına gelecek. Sonra içerisindeki zeytinyağın kokusunu kırmak ve daha hoş kokmasını sağlamak için birkaç damla biz portakal yağını seçtik. Ve hepsini karıştırıyoruz. Krem haline getiriyoruz. Mutlaka her gece ve gündüz kullanıyoruz. Ancak güneşli zamanlarda güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyelim diyorum.